Merhabalar Mutlu Pazarlar saatler 12'yi gösteriyor ve beyaz TV ekranlarında efendim akılda kalsın'a başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı siyasetin nabzını burada akılda kalsın'a tutacağız elbette ki konuğumla birlikte. Kıymetli bir konuğum var bu hafta efendim gazeteci yazar Latif Şimşek bizlerle birlikte. Sayın Şimşek hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Melisa hoş bulduk. Bugün aslında çok konuşacağımız başlık var. Size de soracağım başlıklar önemli çünkü siyasete dair ama öncesinde Şuradan başlayalım. İsrail gerçekten Filistin'e zulmüne devam ediyor. Ee, özellikle de Nuseyrat mülteci kampını bombaladı ve orada da bir katliam yaşandı. Öncesinde de zaten Refah Sınır Kapısı'nda bir katliam daha yaşatmıştı. Buradan başlayalım çünkü yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Orada devam eden bir zulüm var. Buna sessiz kalmak istemem. Sizin de yorumlarınızı almak istiyorum. Çünkü bu katliamı Bizler tamam sesimizi duyuyoruz ama bazıları var ki seslerini de duyuramıyor. Önce evet. bu katliamı bir değerlendirmenizi istiyorum. Akabinde neden sessiz kalınıyor? Şimdi öncelikle e, Beyaz TV izleyicilerine buradan merhaba diyorum. <laughs> e, Beyaz TV e, benim için çok değerli. Senin programını da sürekli takip ediyorum. E, çok ediyorum. başarılı bir programım var. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim şimdi Ben de sizi ağırladığım için çok mutluyum. Gerçekten teşekkür, bunu belirtmek isterim. Teşekkürler Melisa. Şimdi tabii savunmasız insanların bulunduğu bir e, kampı e, bombalamak e, sadece böyle bir alçaklık e, İsrail'e yakışırdı. Ve e, bu saldırıya destek veren açık destek veren Amerika'ya yakışırdı. Çünkü Amerika zaten e, yıllardır. Ee, çok uzun yıllardan beri Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren e, bir ülke. Terör örgütleri aracılığıyla, e, vekaletler savaşıyla Orta Doğu'da e, Müslümanların ayağa kalkmaması için var gücüyle çalışan, milyonlarca insanın katline sebep olan bir ülke. Şimdi İsrail e, o kadar pervasızlaştı ki, yani bir çadır kampına insanların canını kurtarmak için sığındığı ve Birleşmiş Milletler'in güvencesinde olan bir çadır kampına sözüm ona esir askerleri kurtarmak adına saldırarak dört askeri kurtarabilmek için yüzlerce masum insanı öldürmekten çekinmiyor. Zaten öldürmekten çekinmediklerini her fırsatta söylüyorlar. Bunun kutsal kitaplarında da yazdığını ifade ediyorlar. Ee, çocukları da öldüreceksin, kadınları da öldüreceksin, tek bir canlı bırakmayacaksın. Ee, İsrail'in e, dini bir takım ritüelleri var. Ya bu Tevrat'tan Adım, alıntı falan yapılması Netanyahu'nun özellikle bunları dile getirmesi, buna mı bağlamalıyız? E, yani? Tabii şimdi Sayın Cumhurbaşkanının e, Hamas sadece Gazze'yi savunmuyor, Anadolu'yu da savunuyor. Sözünün altındaki gerçek neden İsrail'in ...vaat edilmiş topraklar peşinde olduğu, arzu mevut sapkınlığına devam ettiği ve bundan vazgeçmeye yönünde. Ama işin en ürkütücü yanı da Amerika'nın, İngiltere'nin ve Fransa'nın da İsrail'in vaat edilmiş topraklar projesine verdiği destek. Bugün Akdeniz'de Amerika'nın, İngiltere'nin ve Fransa'nın nükleer savaş yemileri dahil olmak üzere demirlemiş olmasının sebebi nedir? Eğer İsrail'e herhangi bir müdahale gelirse Ortadoğu'daki devletler tarafından Orta Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecekler. Yani o zaman bu işte İngiltere, Fransa, buradaki yöneticiler de mi Siyonist? Böyle mi bakmalıyız? Şimdi aslına bakarsan Avrupa'da Siyonist olmayan bir ismin devlet başkanı başbakan olması mümkün değil. Amerika'da zaten hiç değil özellikle 1960'lardan bu yana zaten siyonist olmayan başkanların da defterini dürüyorlar Amerika'da. Dolayısıyla Amerika'nın parası başta olmak üzere dünya ekonomisini elinde bulunduran güçlere para babalarına baktığın zaman işte Rothschild'lar, Rockefeller'lar ve diğerleri Amerika Merkez Bankası'nın elinde bulunduranlar Bunların hepsinin Siyonist Yahudiler olduğunu görürsünüz. Şimdi tabii bu anlatacaklarım hep bir hikaye gibi geliyor insanlara ve üzerinde çok fazla durulmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinde durduğu kadar bu konunun yani gazeteciler, yazarlar, aydınlar hiç kimse durmuyor. Ya İsrail'in bir vaat edilmiş topraklar projesi var ve bu o, dini bir buyruk... İsraililer için ee, önce başkenti Kudüs olan Büyük İsrail Devleti'ni Büyük Siyon Devleti olarak tarihte geçiyor bu onu kuracaklar ardından kıyamet savaşı başlayacak ve kıyamet savaşı başladıktan sonra da e, Yahudilerin inancına göre Kral Mesih gelecek yani Kral hı hı. Mesih gelip o savaşı kazandıktan sonra da kıyamet kopacak şimdi Evangelist Hristiyanlarla Yahudiler, Siyonistler arasındaki en önemli bağ da bu aslında. Evangelist Hristiyanlara göre de İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesi artık kaçınılmaz. Şu ana kadar gelmiş olması gerekiyordu. Ta 90'lı yıllarda Amerika Başkanı Reagan diyor ki İsa Mesih'in gelmesi gerekiyordu. Gelecek ama ben görebilir miyim bilmiyorum diyor. 2014 yılında İsrail'in başahamı o zaman e, 2005'lerde falan hatta 2014 değil Netanyahu'ya diyor ki Kral Mesih'in gelmesi gerekiyordu. Gelmedi. Onun gelmesi için bir şeyler yapmanız gerekir diyor. O da yapıyoruz diyor. Yapmıyorsunuz yeterli olsa gelirdi diyor. Ne yapacaklar? Kral Mesih'in gelmesi için ortalığı kan gölüne çevirecekler ve kıyamet savaşını başlatacaklar. Buradaki hedef de zaten işte aslında Filistin üzerinden yapılmasının başlangıç olmasının sebebi. Ya tabii ki yani Nil ve Fırat arasındaki topraklar nerede? Nerede başlıyor? Nil Mısır'da. Hı. Mısır ve Fırat Türkiye'de. Nil ve Fırat arasındaki vaat edilmiş topraklar üzerinde Büyük İsrail devletini kurmaları gerekiyor. Buna yani her şeyden daha çok inanan iki kesim var. Yahudiler, Siyonistler ve Hristiyanlar özellikle de onların başını protestanlığın bir kolu olan evangelistler çekiyor. Bunun için Orta Doğu'yu ateşe atmaya hazırlar. Yani her an Orta Doğu'da milyonlarca insanın ölümüne yol açacak kıyamet savaşını başlatmaya hazırlar. Bunun farkında değil. Ne Suudi Arabistan Kralı farkında ne Mısır Cumhurbaşkanı farkında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Bunu göremeyecek kadar gözünüz körse ben ne yapabilirim dedi. Cumhurbaşkanının kastettiği işte bu vaat edilmiş topraklar, büyük Siyon Devleti, başkenti Kudüs olan. E Trump gider giderayak Amerika Başkanlığı'nı bırakırken ne yaptı? Kudüs'ü, bütün Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti. Amerika Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Bu da bir mesaj, büyük bir mesaj. Şimdi böyle bir İsrail'le karşı karşıyayız. Yani e, İslam ülkelerinin suskunluğu, ve Türkiye'nin hedefe konulmasının sebeplerini de burada aramak gerekiyor. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam ülkelerini uyandırmaya çalışıyor. Sadece İslam ülkelerini değil bütün dünya devletlerine mesaj veriyor. Onun için de Erdoğan Davos'ta One Minute dediği gündem bu yana hedefte ve Türkiye'de iş başından uzaklaştırılması gereken Siyonistler ve Evangelistler için bir devlet adamı. Ya yani burada o zaman zaten şimdi bahsettiklerinize baktığımda asıl amaç tamam Orta Doğu Orta Doğu üzerinden başlayıp aslında tamamen dünyaya yayılmak gibi bir durum bunu anlayabiliriz. Şimdi buradan belki de yani bize de bir Türkiye'nin de bir şeyi olabilir mi bunu mu anlamamız? Ya gerekiyor? şimdi kıyamet savaşı nedir? Hı. Kıyamet savaşı Armageddon dedikleri kıyamet savaşı başlayacak dünyada mesela. Ee, Hristiyanların inancına göre İsa Mesih yeryüzüne inecek. Kıyamet savaşında Hristiyanlarla <laughs> birlikte savaşacak. İsa Mesih'e iman eden küçük bir samimi kitle dışındaki herkesi öldürecek. <laughs> Ve İsa Mesih o küçük kitleyle dünyada bir süre hüküm sürdükten sonra kıyamet kopacak. Aslında komplo teorisi gibi gözüken ama gerçekleri Aynen, aynen öyle bakın bunun bütün dünya devletlerinin sadece Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin değil yani Çin'in de Rusya'nın da ne bileyim Asya ülkelerinin de Afrika ülkelerinin de hatta ve hatta Avrupa'nın da bunun farkına varması lazım. Yani bir İsa Mesih'in yeryüzüne gelme dünyaya gelme inancı üzerinden Siyonistlerin ve Evangelistlerin iş birliğiyle Dünya kıyamet savaşına sürükleniyor ve bunun için de hiçbir şeyden korkmuyorlar ve kaçınmıyorlar. Zaten olacak diyorlar. Zaten milyonlarca insan ölecek. Zaten... O yüzden Irak'ta Hı. binlerce, on binlerce çocuk ölmüş, Suriye'de milyonlarca insan yerinden edilmiş, Gazze'de 50 bin çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüş. Önemli değil ki bunlar için. Zaten ölecek bunlar kıyamet savaşı başlayınca. Böyle bir sapkın e, inançla Zihniye. Tabii karşı karşıyayız dolayısıyla bütün dinlerin doğduğu Orta Doğu ve e, Kudüs e, Filistin toprakları üzerinden e, bu e, savaşı başlatacaklar adım adım ona doğru gidiyorlar şöyle düşünüyorlar Melisa yani bir yerde biri müdahale edecek Hı. yani işte Mısır mı olur Türkiye mi olur Suudi Arabistan mı olur onlardan öyle bir umut yok da zaten Hı. Kim? Bir yerde biri müdahale etsin de işte Akdeniz'de bekleyen o savaş gemileri harekete geçsin. Orta kan gölüne çevirelim. İşte orada karışıklığı başlatalım diyorlar. Tabii aslında. Niyet bu. bunun bunun fırsatını bekliyorlar. Ya şimdi tabii ülkeleri konuşuyoruz aslında. Hem Avrupa ülkelerini dile getiriyoruz ses çıkartılmaması konusunda. Ama bir de şimdi kendi ülkemize baktığımız zaman bazı isimler var ki işte buna oyuncular diyebiliriz, sanatçılar diyebiliriz bir kesim var gerçekten evet çok fazla desteğini görüyoruz ama bir kesim de var ki o e, işte gezi parkı olaylarında sesini çıkartan isimlerin bu e, konunun e, bir Filistin'e uygulanan bir zulüm olduğunda sessiz kaldığını hatta belki de farklı eleştirilerde bulunduğunu da görüyoruz. Bunu nasıl yorumlayacağız? Çünkü buna gerçekten artık sessiz kalınmaması gerekiyor. Evet. Yani tüm ülkeler sessiz kalmamaya çalışıyor vatandaşlar olarak söylüyorum. Yani Amerika'daki bazı siviller bile artık bununla ilgili protestolar yapıyor bu durumla ilgili. biz kendi ülkemizdeki insanların bazılarında bunu göremiyoruz. Neden? Şimdi Türkiye'de de tabii çok önemli protestolar oluyor. Mesela işte toplantılar, paneller bazında baktığın zaman herhalde dünyada Filistinle ilgili, Gazze ile ilgili en çok kapalı salon toplantılarının yapıldığı, en çok yazının yazıldığı hı hı. ülke Türkiye'dir. Şimdi aydınlarımız arasında Filistin davasına, Gazze davasına sahip çıkanları e, bir kenara koymak gerekiyor ve sanatçılarımız arasında tabii ki. Hı hı. Ama onun dışında e, Siyonistlerin e, bir tezyahı vardır. E, öncelikle topluma yön veren sanatçı, yazar, gazeteci, ne bileyim toplumun önde gelen isimlerini satın alarak, tehdit ederek kendi projeleri, kendi ideallerine kul köle yapmak. Dolayısıyla Türkiye'de bu konudan uzak değil. Şimdi sanatçılara bakıyorsunuz, gezi olaylarında en önde saf alan... Ee, Tayyip Erdoğan e, gitsin diye o kalkışmaya öncülük eden sanatçıların Gazze davasında e, tek kelime laf etmediklerini, sosyal medyada bir cümle bile yazmadıklarını görüyorsunuz. Şimdi Okan Bayülgen'in bir şeyi vardı. Gelmeden önce okudum. Hı. Yani sanatçılar olarak biz Gazze davasına sahip çıkmalıyız, o insanlara destek olmalıyız diyor Okan Bayülgen'i burada e, gerçekten ee, ...takdir ediyorum... Ee, ...başından bu yana... ...Gazze konusunda... E, ...sahip çıkıyor... ...Filistinlilere destek veriyor... ...şimdi... E, ...Türkiye'de tabi... ...gezi olaylarıyla birlikte konuşulması... ...gereken şu... ...gezi olaylarındaki hedef neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı... ...bertaraf etmekti... ...neye rağmen... ...işte gerekiyorsa darbe... ...gerekiyorsa halk ayaklanması gerekiyorsa bir fiili durum oluşturarak Erdoğan'ı iş başından uzaklaştırmaktı. Çünkü Batı ve Amerika ve de İsrail Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak, şahlandırmak için Türkiye'nin son şansı olduğunu biliyordu ve Erdoğan'ı mümkün olduğunca Türkiye'nin hem ekonomik hem de hı hı. siyasal anlamda güçlenmesini gerçekleştirmeden iş başından uzaklaştırmak istediler. Hala aynı şey var. Yani Erdoğan hedeften uzaklaştırılmış değil, ama bir güç bunu engelledi ki ancak o engelleyebilir zaten. Erdoğan'ın arkasındaki güçlü halk desteği hem darbe planlarını hem fiili durumları hem kalkışmaları bertaraf etti. Yani 15 Temmuz'da eğer halk bu kadar kararlı bir şekilde hı hı. Cumhurbaşkanı'nın arkasında durmasaydı bugün belki de bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olacaktık. Evet şimdi tabii e, aslında yani konu kapatılması gereken bir konu değil ama soracağım başlıklarda olduğu için biraz da iç siyasete dönmek istiyorum. Tabii ki. Özellikle bir kayyum e, tartışması var ki hatta bu meclise kadar yansıdı. Aslında yansadı. onlar da bu konuştuklarımızdan ayrı değil hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet, onu o yüzden <laughs> değerlendirmenizi Tabii. almak istiyorum. Şimdi Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından yargılanıyordu. Evet. Hakkari Belediyesi'ne de kayyum atandı. Şimdi aslında bundan sonra başlıyor süreç. Sonrasında Dem Partililer her zaman olduğu gibi yine sokaklara döküldü. Yine polise saldırıya başladı. Hatta dün gördüm bir Dem Partili vekil, bir valiye saldırıda ithamlarda bulunuyor. Yani gerçekten e, hadsiz bir şekilde. Mecliste kürsü işgali gerçekleşti hafta içerisinde. Ciddi tartışmalar yaşandı. Yani dem partililer tarafından yapılıyor bu. Bunu da belirtelim. Şimdi kayyum olarak atanan Hakkari valisini de tehdit ettiler. Az önce söyledim. Dem Sokağa partilin, çıkamayacak hale getirir seni dediler. Evet. Bu bir de, nasıl bir tehdittir işte? Bu bir Dem Partili vekilin yapmış olduğu bir tehdit. O da ekranda dönüyor görüntüsü. Dem Parti'nin ceza alacak isimleri mağduriyet oluşturmak için aslında e, aday yaptığı iddiaları var. Bu iddialara katılıyor musunuz ki ben katılıyorum? Melisa e, yani katılmamak mümkün değil. E, çünkü şöyle bir fiili durum var. Dem Parti'nin adayları Dem Parti Genel Merkezi'nde belirlenmiyor. Dem Parti'nin adayları Kandil'de belirleniyor. Liste Dem Parti'ye gönderiliyor. Dem Partililer de Kandil'den gelen listeyi onaylayarak Yüksek Seçim Kurulu'na veriyorlar. Dolayısıyla burada bir e, siyasal yaklaşımdan, bir demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Yani terör örgütünün belirlediği isimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve belediye başkanlıklarına taşınması söz konusu. Şimdi işte deniliyor ki ya e, o zaman hani bunların belediye başkan adayı olmasını e, engelleseydiniz madem haklarında böyle yargılamalar var işte Van belediye başkanıyla ilgili hı hı. de aynı durum söz konusu. Hı hı. E, biliyorsunuz e, mazbatası verilmedi önce e, yerine ikinci sıradaki evet. partinin e, belediye başkan adayı başkan olacak denildi. Gerçi ona da mazbata verilmemişti ama bir anda böyle Türkiye bir ayaklanma ortamına girdi neredeyse van merkezli olarak. Şimdi Hakkari Belediye Başkanının hakkında açılmış davalar var. Siz niye hakkında açılmış davalar olan terör örgütü üyeliğinden yargılanan, terör örgütüne yardım Bak, ve yataklıktan yapan. yargılanan bir ismi belediye başkanı yapıyorsunuz, başkan adayı yapıyorsunuz? Dolayısıyla bir, bu isimler Kandil'de belirleniyor, liste oradan gönderiliyor Dem Parti'ye. Dem Parti e, bunu onaylayarak Yüksek Seçim Kurulu'na gönderiyor. İki, PKK'nın en başından kurulduğu işte 1977-78-79 yıllarında tohumları atılıyor. O yıllardan bu yana yaptığı bir e, strateji var, izlediği bir strateji. Yani... ...Kürt halkı üzerinden e, devletle Kürtleri karşı karşıya getirerek e, devleti Kürtler nezdinde itibarsızlaştırmak. Şimdi bu isimleri bile bile böyle sonuçlanacağını aday gösteriyorlar. Çünkü e, PKK terörü özellikle son yıllarda bitme noktasına geldi. Artık Türkiye içindeki terör örgütü üyesi sayısı... 10'a 15'e kadar düştü. Ama işte Kandil'de ve Suriye'de faaliyet gösteren uzantıları hala var. Bir varlık mücadelesi veriyor terör örgütü. Dolayısıyla bu tür isimleri aday göstererek ve sonradan bunların yerlerine kayyum atanması neticesinde Kürtlere diyorlar ki işte bakın sizin seçtiğiniz adayları devlet görevden alıyor. Sizin oylarınızı, demokratik haklarınızı Bertaraf ediyor şimdi işin bu tarafı böyle ama yani Kürt kardeşlerimizin farkında olmaları gereken bir şey var şimdi Doğu Anadolu'ya Güneydoğu Anadolu'ya gidiyorsunuz artık mezralarda bile herkes rahatça özgürce e, koyunlarını otlatıyor ticaretini yapıyor PKK gelip işte kapımı çalacak beni öldürecek diye düşünmüyor yani çok iyi aklı selim e, karar vermeleri gerekiyor. Çünkü terör örgütünün bölge halkı üzerindeki baskısı devlet sayesinde neredeyse sıfıra indi. Ya zaten bir şey söyleyeyim mi? Kürt kardeşlerimize şu DEM Parti kadar zarar veren yok. Ya gerçekten. Evet. Ya bu DEM Parti'nin e, en büyük zararı Kürtlere. Ya bunun, Artık bunu söylememiz gerekiyor. Şimdi gerçekten. bakın 90'lı yıllarda özellikle e, PKK... Kürtleri katlederek, kimi yerlerde işte Kürtleri öldürüp katledip kendi insanlarını bunu devlet yaptı, polis yaptı diye propaganda şeklinde devleti ve güvenlik güçlerini itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Zaten ilk 84'te PKK'nın silahlı eylemi vardı Erzurum'da ve o yıllardan itibaren önce Kürtleri öldürerek korku saldılar bölgeye. Yani PKK'dan korkmalarını sağladılar ve sonra baskıyı giderek artırdılar. Herhalde dünya üzerinde en çok kendi insanını öldüren terör örgütü PKK'dır. Bunun başka bir örneği yoktur. Şimdi bunu şu, şuradan da sormak istiyorum. Şimdi bu durum sizce demokrasiyi yaralıyor mu? Çünkü... CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncelikle dedi ki kayyum atamak Hakkari halkının kararına saygısızlıktır dedi. Akabinde de Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması oldu. Yerel demokrasiyi yaralıyor kayyum meselesi dedi. Ya şimdi ortada bir suç var bunu görmezden mi gelelim? O zaman bir Diyarbakır anneleri vardı biliyorsunuz evet. ki hala da var. Hı hı hı. Diyarbakır anneleri için demokrasi yok muydu diye sormak gerekmez mi? Valla önce Ekrem İmamoğlu... E o koltukta, belediye başkanlığı koltuğunda e, DEM Parti'nin e, ve DEM Parti'nin organik ilişkiler içinde olduğu örgütün sayesinde oturduğunun farkında olmalı. Bence farkındalar da e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 31 Mart seçimlerinde partisinin DEM Parti sayesinde e, DEM Parti'den gelen oylarla birinci parti olduğunun farkında olmalı. Bence Özgür Özel de bunun farkında. Zaten seçimlerden hemen sonra bu oyların bizim oylarımız olmadığını, emanet oylar olduğunu biliyoruz dedi. Şimdi hem Sayın İmamoğlu'na hem Sayın Özgür Özel'e vatandaşın şunu sorma hakkı var. Ya siz bir kayyum atandığı zaman ki haklı gerekçelerle terör örgütü var, terör örgünün üyeliğinden örgünün işte geçmişteki yapmak. 2018'de, 2019'da Hı. ve öncesinde atanan kayyumlarda e, niye atandılar? Yani e, arabasının bagajında PKK'nın silahlarını saklayan belediye başkanları oldu. Kandil'den gelen yaralı teröristleri özel hastanelere makam aracıyla taşıyıp tedavi ettiren belediye başkanları vardı. Belediyelerin bütçesini Kandil'e, terör örgütüne aktaran belediye başkanları vardı. Ve belediyeleri Kandil'den atanan eş başkanlarla yönettiler yıllarca. Devlet bunu görmezden mi gelecekti? Şimdi hem Sayın Özgür Özel'e hem Sayın İmamoğlu'na bunu sormak gerekiyor. Yani kayyum atandığı zaman demokrasiden söz edeceksiniz. İnsan haklarından söz edeceksiniz. Ortalığı ayağa kaldıracaksınız. Ama DEM Parti'nin PKK ile ilişkisine terör örgütünün siyasi bahçesi olmasına tek bir laf etmeyeceksiniz. Siz gördünüz mü? Son işte 2019 seçimlerinden bu yana geçmiş bir tarafa bırakın. Hem CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının hem CHP'nin genel başkanının yani DEM Parti'ye ya arkadaş şu PKK ile arana mesafeni koy artık. Hayır. Dediğine bir kez tanık olabildiniz mi? Oldunuz hayır, mu? Hayır. Bunu söylemeyeceksin. Ama devlet hem vatandaşını hem ülkesini hem bekasını korumak adına terör örgütü üyesi olan ve Dem Parti tarafından belediye başkanı adayı gösterilip seçilenleri alıp yerine kayyum atadığında demokrasi diyeceksiniz. insan hakları diyeceksiniz. Nerede? O bölgenin insanların iradesi diyeceksiniz. Böyle bir ikilem olmaz, olamaz. Yani siyasetçilerin de bunu mutlaka görmeleri gerekiyor. Ayrıca da PKK, Dem Parti, Türkiye'nin bölünmesi, işte Kürdistan hayalleri bunların şimdi de Kuzey Suriye'de teröristan kurma emellerini de biraz önce konuştuğumuz Amerika'nın, İsrail'in, Hristiyan evangelistlerin ve Siyonistlerin ortak ideallerinden ayrı düşünemezsiniz. Yani Türkiye'yi dize getirmeye çalışıyorlar. 1980'lerden bu yana 45-50 yıldır da Türkiye'nin bütün enerjisini PKK aracılığıyla sömürerek Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini önlemeye çalıştılar. Şimdi, şimdi şöyle bir gerçek var, bunun bir altını çizelim. Şimdi C, Cumhuriyet Halk Partisi aslında Atatürk'ün partisi dediğimiz evet. bir parti. Şimdi her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürkçü... E, parti olarak tanımlayanlara şöyle bir baktığımız zaman ben şunu göremiyorum ya özellikle de notumu aldım ya dem partili belediyeler Türk bayraklarını indiriyorlar ve e, bu kendilerini Atatürkçü olarak tanımlayanlar seslerini çıkartmıyorlar bunu nasıl yorumlayacağız çünkü gerçekten bir belediyenin Mazbata töreninde Atatürk'e hakaret dolu sözler ediliyor ve biz o CHP'lilerden o CHP'li olarak kendini savunanlardan Atatürkçüyüm diyenlerden bu sesi duyamıyoruz. Bu tepkiyi göremiyoruz. Yine aynı şekilde sizin söylediğinize istinaden de söylüyorum. Yani bir terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir partiden de bahsediyoruz. Evet. Şimdi aslında Atatürk'e olan nefretleriyle ile Tayyip Erdoğan'a olan nefretleri e, arasında çok bir fark yok. Yani aşağı yukarı aynı gerekçelerle Tamam da e, bir parti var e, ama. Tabii, CHP... Aynı gerekçelerle Cumhuriyet Halk Partisi Tabii. kim kurdu bu partiyi? Atatürk kurmadı mı? Doğru. Şimdi eee Ayto Atıcı benim de e, katıldığım bir televizyon programında o zamanlar CHP Parti Eğitim Sorumlusu'ydu. E, o zaman HDP'ydi daha DEM Parti olmamıştı. HDP CHP'nin içinden çıkmış bir partidir dedi. Şimdi doğru söylüyor. Yani 91 92 seçimlerine baktığınız zaman e, bugünün HDP'nin Dem Partisinin çatısını oluşturan siyasilerin ilk kez o dönemde SHP listelerinden meclise girdiğini görüyoruz. Milletvekili seçilerek SHP listelerinden. Zaten ondan önce de Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapan isimlerdi bunlar. Şimdi Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri olarak Atatürk'e olan nefretleriyle. Şu anda Türkiye'nin bekası için canını dişine takarak mücadele eden Tayyip Erdoğan'ı aynı kefede ötekileştiriyorlar ve nefret ediyorlar. Şimdi bana göre Atatürk'ten bu yana e, demokratik seçim ortamlarında e, gelmiş en güçlü ve en önemli lider Tayyip Erdoğan'dır. Bu hakkı teslim etmek gerekiyor. 22 yıldır seçimle iş başında kalabilen bir lider, bir isim. Ve seçim Tayyip edilmiş, Erdoğan, tabii ki. Tabii ki. Şimdi Atatürk'ten sonraki bana göre aslında Atatürk'ü de öldürdüler, zehirleyerek. Ee, yani normal bir insana verilebilecek chininin e, 5 bin 6 bin katı Çin'in verdiler Atatürk'e. Ee, araştırılmaya muhtaç iddialar olabilir bunlar ama hı hı. bana göre de Atatürk'ü öldürdüler. Çünkü Atatürk döneminde de Türkiye'ye güçlü bir lider olduğu için çok fazla sirayet edemiyorlardı. Zaten Atatürk'ün ölümünden hemen sonra başladılar. Yani Mason hocalarının yeniden kurulması, Masonların, Siyonistlerin harekete geçmesi, işte Menderes dönemine kadar İnönü döneminde Marshall yardımlarının başlaması, Fulbright eğitim komisyonlarının kurulması, Amerika'nın Türkiye'nin kılcal damarlarına sızması hep o dönemde başlıyor. Yani köy enstitülerinin kapatılmasını bile e, Cumhuriyet Halk Partisi istedi. Kendi kurdukları ve çok önemli olan bana göre ya, kimileri eleştirir. CHP yani Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değildir artık. Bence kesinlikle Atatürk'ün partisi değil Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü uzun yıllar boyunca e, yani mesela... Erda, İsmet İnönü Atatürk'ü Türkiye tarihinden silmeye kalkıştı ama yapamadı. Yani olmadı. Daha Atatürk'ün ölümünün hemen ardından Cumhurbaşkanı olunca paralara bile Atatürk yerine kendi resmini bastırarak başladı. Ki İnönü ile Atatürk'ün ölmeden önceki son iki yılında konuşmadıklarını biliyoruz. İnönü'yü başbakanlıktan azledişini yerine Celal Bayar'ın gelişini biliyoruz. Ama Atatürk öldükten sonra... İnönü'nün de e, Atatürk'ün yerleştirmeye çalıştığı ne kadar değer varsa, hepsini bertaraf etmeye kalkıştığını da biliyoruz. Hepsinden önemlisi de Türkiye'nin bağımsızlığı, özgürlüğü, e, eğitime kadar, dış politikaya kadar, istihbarat teşkilatına kadar Türkiye İnönü tarafından Amerika'ya teslim edildi ve e, daha sonraki yıllarda. Milispara teşkilatının maaşlarını CIA'nin ödediğini biliyoruz hı hı. Ankara'da CIA ve MİT'in aynı binayı ortak kullandığını biliyoruz hı hı. böyle bir Türkiye'den Erdoğan'ın gerçekten bağımsız bağlantısız ve güçlü Türkiye idealine gelince elbette ki Amerika'da İngiltere'de Fransa'da İsrail'de Rahat rahatsız oldular ve e, rahatsız olmalarının gerekçeleri de zaten ortaya çıktı yani milli savaş gemisinden, uçak gemisinden, Kaan'a kadar, sihalara İHA'lara kadar yani eskiden e, bir e, tüfek mermisi için bile Amerika'ya muhtaçken bugün Türkiye dünyanın pek çok ülkesine top mermileri, tabanca, tüfek, tank, helikopter, İHA, SİHA Şimdi, satıyor. Bu çok üzücü işte. Biz bu kadar emek verirken ülke olarak bir tarafta terör örgütüne destek olan bir partiye, siyasi uzantısı bir partiye, Atatürk'ün Partisi diyen partideki yöneticilerin destek vermesini de ben anlayamıyorum. Anlayamayacağım da kabulde kabul de etmiyorum bu durumu. Evet. Gerçekten çok üzücü. Şimdi burada Melisa, tabii biraz önce dedim ya hiç birini diğerinden ayrı tutamazsınız. PKK'ya kuruluşundan bu yana destek veren bir Amerika söz konusu. PKK'ya destek veren bir İsrail söz konusu ki İsrail'in biz hem PKK'ya eğitimler verdiğini hem de daha önce peşmergelere Kuzey Irak'ta hem maddi hem askeri destek verdiğini biliyoruz ve Amerikan helikopterlerinin PKK'lı teröristleri Suriye'den Kandile, Kandil'den Suriye'ye taşıdığı daha hafızalarımızda çok taze yani bir bir buçuk yıl ancak oluyor. Onun için. Yani PKK gerçeğini İsrail, Amerika, Arzu Mevut, vaat edilmiş toprak yad gerçeğinden ayıramazsınız. Ee, bu gerçeği Cumhuriyet Halk Partililerin nasıl bilmiyor olabileceğini de hayretle karşılıyorum. Ya bilmiyor olur bilir yani, mı? öyle bir şey mümkün değil. Yani, Sadece işte her şey acaba burada şuna çıkıyor işte her şey o için mi? Burada vatan millet beka sorunu ne olacak diye sormak gerekiyor. Ama gerek önümüzdeki, yani. dönemde, de... önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türkiye'deki diğer siyasi partilerin de e, bu konuda e, yörüngelerini değiştireceğini değiştirebileceğini düşünüyorum. Yani terör konusunda değiştirecek olsalardı bir kere yeni mecliste kavga çıktı. Evet. CHP ben bilmiyorum ben görmedim. CHP'liler ses çıkartmadı. Yani bu adama boşuna kayyum atanmıyor. Terör örgütüne propagandalık yapmış. Örgüt üyeliği var. Yani bir takım e, suçlardan yargılanan bir adama nasıl CHP'den bir ses çıkmaz? Mecliste çıktı mı? Kavga çıkıyor orada ses çıkmıyor. Vallahi aklı çık başında pek çok CHP'li zaten bunu eleştirdiler. 3-5 oy uğruna %2, yüzde %3 yüzde daha fazla alacağız diye. <laughs> terör örgütüyle bağlantısını saklamayan bir partiyle işbirliği yapmanın hı hı. E, yanlış olduğunu, e, bu ülkeyi farklı yerlere sürükleyeceğini aklı başında CHP'liler söyledi ve söylüyorlar. Yani ama ben, önemli olan şu anki CHP yönetiminin Bunu farkına duymadım. varması. Yönetim demokrasi e, eksiklidir, demokrasi sorunudur. Onu söylüyor. Yani e ne olacaktı, olsun, olacaktı peki? Onlara sormak olsun. gerekiyor CHP'li yöneticilere ne olacaktı? Yani Terör örgütünün üyesi olan terör örgütüne hizmet eden güvenlik güçlerine PKK'sı tükürüğünde boğar diyen ve Kandil'in gönderdiği isim olduğu artık bugün gün gibi ortada olan isimlerle Türkiye'nin yönetilmesine izin mi verilecekti? Yani bunu nasıl bekleyebilir CHP gibi bir parti? CHP gibi bir parti diyor. Hani mu? şunu şunu diyebilirler, bakın şunu eleştirebilirler. Ya bu tür isimlerin en başında belediye başkan adayı olması engellensin. Gerekiyorsa biz de destek verelim. Böyle bir engelleme yapılsın. Bunu diyebilirler. Bu konuşulabilir. Evet, sakan veriyorlar, ama bunu eleştiriyorlar. Bunlar Zaten niye görevden yerine. alınıyor? Niye yerine kayyum atanıyor? Ifadesi Türkiye'yi farklı bir noktaya götürür. Yani bir de diyorlar ki işte kayyum atanmasında Yine aynı partiden, Dem Parti'den Hı. bir belediye meclis üyesi başkan olarak devam etsin. Ya onların farklı bir irade taşıdığına inanabiliyor musunuz? Yani Dem Parti'nin belediye meclis üyelerinin listesinin de Kandil'den geldiği ortada. Yani ilk fırsatta ayaklanma provaları yapıyorlar. İşte Van'daki olaylarda Hı. ilk fırsatta kalkışma senaryolarına Tehditler. sarılıyorlar. Yani Böyle bir ortamda CHP'nin... Sokak çağrısı yapan oluyor. Ya. Sokak bak çağrısı yapan oluyor. Ya. Bu çok ciddi bir durum. Yapıyorlar tabii. CHP'den e, yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yana işte Sayın Özgür Özel'in de oldu defalarca sokak çağrısı. Yani Türkiye'de insanları sokağa davet etmek çok tehlikeli. Ama Allah'tan ki milletimiz çok sağduyulu, evet. her şeyin farkında. Yani bu tür e, girişimlere, bu tür çağrılara itibar etmiyor. Kürtler de öyle. Yani Kürt vatandaşlar da öyle. Ben şunu beklerdim biliyor musunuz? Ben bunu söyleyeyim size. Buyurun. O mecliste kavga çıktı ya. Evet. Ben CHP'lilerden şunu beklerdim. Ya Atatürk'ün partisisiniz ya siz. Mazbatanız, DEM Partinin mazbatası takılırken Atatürk'e hakaret savuranlar falan var ya DEM Partinin içerisinde. Yani siz kimsiniz diye orada bir tepki göstermesini beklerdim CHP'li isimlerden, CHP'li vekillerden beklerdim bir vatandaş olarak beklerdim. Ya bir sesinizi çıkartın ya siz terör destek veren bir partisiniz Dem Parti için söylüyorum. Ya biz de Atatürk'ün partisiyiz sizin bu mecliste bile olmamanız gerekir diye tepki göstermelerini beklerdim. Ya bunu nasıl e, yapacaklar çünkü e, CHP her sıkıştığında e, Dem Parti ile perde arkasında el sıkışıyor bu el sıkışmayı vatandaştan gizliyor, saklıyor ve e, seçim sandığında DEM Parti'den gelen bazen de kendisinden DEM Parti'ye giden oylarla bu karanlık işbirliğini sürdürüyor. Yani bu son seçimlerde bile göz göre göre organik bir işbirliği ortadayken e, bunu kent uzlaşısı adı, adı, adı altında bu işbirliğini bu ittifakı saklamaya çalıştılar. Yani e, ama dediğiniz doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin e, kurucu partisinin devamı olduğu iddiasındaysa eğer ki de onu bana, gö bana göre değil pek çok insana da göre değil yani Atatürk'ün CHP'siyle bugünkü CHP'nin CHP aynı kefede tartılması mümkün değil. Şimdi bir başka işte terörist diyeyim Fethullah, Fethullah Gülen yeğeni e, birçok itirafta bulundu katıldıkları mahrem görüşmede. Fetullah Gülen'in kulaklarına eğildiğini ve arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun. Renk vermeyin dediğiniz söyledi. Bunu Fethullah Gülen'in yeni söylüyor. 15 e Temmuz darbe güne. girmişinde tiyatro diyenler bu söylemlerinde ısrarcı olur mu? Ki şunu da söyleyeyim Cumhur İttifakı'nda yapılan her pisliğin arkasında biz vardık da demişti. Onu da ekleyeyim. Evet yani bunu öncelikle e, bu bir tiyatro diyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenlere e, söylemek ve izletmek gerekiyor. Aslında çok önemli. İzlememiş midir sizce? İzlemiştir, İzlemiştir mutlaka, mi? mutlaka da biz bir kez daha hatırlatmış olalım. Hı. Yani 15 Temmuz kalkışmasının FETÖ'nün Amerikancılarla birlikte TSK'nın içinde de bir kısım Amerikancı subaylarla birlikte hareket ederek 15 Temmuz'u tezgahladıklarını ve ...işte asıl amacını o en başından beri bahsettiğimiz e, konulara hizmet ettiğini bilmemesi mümkün değil. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi, e, okur yazar, eminim ki Orta Doğu tarihini de dinler tarihini de okumuştur. Hem Siyonistlerin hem Evangelistlerin arzı mevut vaat edilmiş topraklar, Armagedon kıyamet savaşı senaryolarından habersiz olması mümkün değil... Geçmişten bu yana 1916'daki o gizli Sykes-Picot antlaşmasıyla Anadolu topraklarının 7-8 parçaya bölünmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulması düşünülen e, Ermenistan e, hayallerini bunların hiçbirini Kılıçdaroğlu'nun bilmemesi mümkün değil. Ama şu önemli zaten vatandaşların hiçbir şüphesi yoktu benim e, 15 Temmuz kalkışmasını, FETÖ'nün tezgahladığını, FETÖ'nün yaptığından zerre kadar şüphem yoktu. Zaten yakalanan albaylara, generallere, TSK'daki isimlere baktığınız zaman da pek çoğunun Fetö ile irtibatı, FETÖ üyeliği tespit edilmiş. Yani 15 Temmuz'da Türkiye'nin nasıl uçurumun kenarından döndüğünü bilmemeleri mümkün değil. Yani sanıyorum Özgür Özel'in bir sözü vardı. Ben 15 Temmuz'a hiçbir zaman tiyatro demedim demişti. Çok anlamlı. Yani CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Temmuz'un tiyatro olmadığının farkında olması... ...aynı zamanda Türkiye'nin bir beka sorunu olduğunun farkında olduğu anlamına gelir. Ki öyle olmalı. Yani bütün partiler... Ya anlatıyorum bunu herkes aklı başında herkes anlatıyor Yani işte Cumhurbaşkanı e, Anadolu'nun savunması bugün Gazze'de yapılıyor diyor Bu ülkenin Cumhurbaşkanı söylüyor Bunların e, İsrail'in adım adım vaat edilmiş topraklar peşinde olduğunu Gazze'yi işgal ettikten sonra da durmayacaklarını bu ülkenin Cumhurbaşkanı söylüyor Yani bunun ötesi var mı? Yani Gazze'yi aldıktan sonra or diyorlar ya Gazze'de herkesi yok edeceğiz. Bütün Filistinlileri öldüreceğiz. Hatta sadece Gazze değil. Gazze'den sonra e belki Batı Şeria'ya başlayacaklar. başlayacaklar. Orada da katliamlara girişecekler. 1967 sınırlarına çekilmesi için aklı başında bütün devlet adamları e tavsiyede bulunuyor. Çin bile geçtiğimiz günlerde Hakan Fidan biliyorsunuz Çin'e önemli bir ziyarette bulundu. Çin devlet başkanı bile 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı. Yani niye durmuyor İsrail? Çünkü İsrail kurulduğunda ki yüz ölçümüyle bugünkü yüz ölçümü arasında 20 kat 30 kat fark var. Adım adım Filistin topraklarını işgal ederek İsrail'i büyütmüş. Bir Orta Doğu 67 ortodoks kuruyor. Tabii 67'ye gelinceye kadar bile işgal ettiği bir sürü yer var. Ama adamlar 67 sınırlarına çekilmeyi bile düşünmüyorlar. Çünkü hedefleri o değil. Hedefleri vaat edilmiş topraklara ulaşmak. Yani buradan ben bütün izleyicilere söylüyorum. İnternete yazsınlar Netanyahu, Baş haham, Kral Mosheya diye yazsınlar. Karşılarına bir video gelecek. O videoda Netanyahu ile Başaham'ın konuşmasını dinlesinler. Altyazılı Türkçesi de var. İsrail'in ve Amerika'nın ortak projesinin ne olduğunu görsünler. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilmemesi mümkün mü? İyi Parti'nin bilmemesi, e, Ahmet Davutoğlu'nun diğerlerinin bilmemesi mümkün mü? Değil. 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 Konuşacağız, devam edeceğiz. Efendim önemli başlıklarımız var ama kısa bir aranın ardından. Efendim çok kısa bir ara vermiştik. Akılda Kağası'na tabii devam ediyoruz. Gazeteci, yazar Latif Şimşek konuğumuz. Şimdi araya gittik. Arada da biraz sohbet ettik. Sokak hayvanların meselesini evet. kendi aramızda biraz konuştuk. Çünkü gerçekten önemli de bir konu. Yasa tasarısı hazırlanıyor bu konuyla ilgili. Ama siz neler düşünüyorsunuz bu başlık altında? Şimdi tabii önce sokak hayvanlarının işte toplu halde itlaf edileceğinin önünü açacak bir yasa tasarısı olarak bu <laughs> e, görüldü ve haklı olarak da çok eleştirildi. Ama hemen ertesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayla e, olayın böyle olmadığı anlaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten e, hayvanları çok seven ve son derecede merhametli bir e, insan, siyasetçi Cumhurbaşkanımız. E, itlaf olmayacağını, öncelikle sokak hayvanlarının ıslah edileceğini, barınaklar yapılacağını sahiplendirme yoluna gideceğini söyledi ve umut ediyorum ki başka tedbirlere gerek kalmaz dedi kalmayacak da çünkü belediyelerin asli görevleri olan barınak yapma konusuna eğilmediğini görüyoruz o iş için verilen bütçeleri başka yerlere harcadıklarını görüyoruz yani sokak hayvanları biz elbette şunu söyleyeyim hiçbir çocuğun tek bir çocuğun bile sokak hayvanları tarafından ısırılmasını, parçalanmasını, tehdit altında olmasını istemeyiz. Bunun için gereken tedbir hayvanları topluca itlaf etmek değil, önlem almaktır. Belediyeler Bu önlemi de önce... belediyeler ve devlet birlikte alacaktır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini çok önemsiyorum. Öncelikle 1300 küsür belediye var Türkiye'de. Belki daha fazla sadece 300 belediyenin barınak yaptığını, kısırlaştırma yaptığını görüyoruz. Diğerleri bu konuya hiç eğilmemişler. Yani yıllar boyunca, 10 yıllar boyunca bizim ihmalimiz neticesinde bu hale gelmiş bu sokak hayvanlarına itlafla bir çözüm bulamayız. Hayvan hayvanseverlerin de olacağı işin içinde, devletin ilgili bakanlıklarında olacağı bir insani çözüm mutlaka bulunacaktır. E, bu herkesin sorunu sadece hayvanseverlerin değil değil, bütün Türkiye'nin sorunu. Yani ciddi bir e, bütçe ayrılarak belki bazı kalemlere e, sokak hayvanlarının ile ilgili çok küçük e, eklemeler yapılarak bir bütçe oluşturulabilir. E, dolayısıyla e, dinimizde de zaten böyle bir e, şey yok. Mesela Gereksiz şey olabilir. Yere, mi? Hayvan itlafına dinimiz izin vermiyor, müsaade etmiyor. Öneri tabii ki sadece hani evet. yani çok böyle e, kullanılmayan boş araziler oluyor böyle birazcık daha evet, şehrin dışında. E, o kısımlar mesela yapılandırılsa e, hayvanlar e, o kısma alınsa işte büyük barınaklar şeklinde aslında hem doğayla da birlikte olmuş olacaklar. Yani böyle çözümler üretilse daha hepsi Elbette yavaş yavaş toparlanır. Elbette ki toparlanın. zaten böyle çözümlerin aslında şu ana kadar bu konuyla ilgili büyük bir çalışmanın yapılması gerekirdi bence. Hı hı. Yani e, tarafların e, katılacağı, herkesin görüşünü fikrini beyan edeceği e, bir çalışta yapılmalıydı. E, aslında şimdi de çok sayıda güzel fikri olan insanlar var. Hı hı. E, yani hızlı bir şekilde sokak hayvanları sahiplendirilip ne bileyim mesela bir nizamiyesi olan her yere e, site olur, karakol olur, başka yer olur birer tane köpek e, sahiplendirilebilir. Hı hı. E, ve sonrasında kalanlar da hızlı bir kısırlaştırma ve hızlı bir barınaklaşma metoduyla e, bu hayvanlar eee itlaf edilmeden e, bu bir... hayvanların canına kıyılmadan bu konu çözülebilir. E, i̇nşallah da çözülecek. İnşallah diyoruz. inşallah çözülecek. Ben İnanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının vicdanına, merhametine inanıyorum. Evet. E, bu sokak hayvanlarının Hiçbir şekilde iklâf edilmesine izin vermeyecektir Sayın Cumhurbaşkanı. Bizim devletimiz bunu çözebilecek güçte. Çözülecektir diyoruz. Tekrardan evet. çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ben tekrar, teşekkür çok ediyorum, sağ olun. ediyorum Melisa. Siz değerli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz efendim. Akıl Dakalısını bu haftalık noktalıyoruz. Beni Melis sabahcı Instagram ve X Twitter üzerinden takip edebilir. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz efendim. Güzel bir haftaya başlangıcınız olsun diye de ümit ediyorum. Hoşçakalın.